Şimdi 7-8 dakikamız var abi. Bu son bölümü de şeye ayırmak istiyorum. Şimdi Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç bir televizyona çıktı böyle. Bir anda sana, Oda TV'ye, Barış Terkoğlu'na, Hikmet Çiçek'e, aydınlık yazarına, aydınlıkçılara, bizlere geldi, verdi, ver işledi. Çok ağır ifadeler de kullandı. Önce niye kullandı bu Bir hain ifadeleri? demedi, hain demedi. Bir onu demedi. Alçak, karanlık işte, küfür Şimdi etti. Halk TV'nin genel müdüründen bahsediyoruz. Ne dedi abi? Niye Şimdi bunu bu söyledi? Ayşenur Aslan hanımefendi var. Ona da 50 bin lira dava açmış Hakan Aygün. Bana da açtı. Şimdi bir de çok izlenen bir saatte yürüyüşün başladığı bir gün. Hani biz de yürüyüşe destek veriyoruz. Kalktı, yürüyüşün başladığı saat 12.30'da. Birden saldırıya geçti. Biz dedik ya, darbe gecesi sabahlara kadar döndürdüler. Hani bildiri okudular, Yurttaş Tut bildirisini. Ve bu bildiriyi okuyan Bağdat Caddesi'nde ve Kavakdere'de halkımızda Halk TV'nin yanlış bilgilendirmesi milleti alkışlattı yani. Çünkü Askerler, laiklik sözde vurgusu askerler. yaptı. Bu Şaban kardeşimiz de yürütüye gitmiş, demiş ki sabahlara kadar bildiri okuduk diyor. Biz iki kere bildiri okuduk diyor. Ya iki kere, üç kere. Çünkü o gece her tarafta kesinti olmuş. RTÜK de rapor vermiş. Demiş ki ya kesinti oldu, sabahlara kadar ifadesi doğru değil. Doğru değil. Bir kişi tutsak çok defa demek istediğimizi anlar. Sen bu bildiriyi okudun mu okudun? Daha ne? Yani bir kesinti olmuş. O kesinti okumamış. İşte o yüzden o haklıymış gibi bize saldırıyor. Ya okudun mu bildiriyi, okudun. Bu milleti, bu halkı darbenin karşısında duramadın. Kalktın ve bildiriyi okudun. Ve orada yorum yaptın sen. Vurgu yaptın. Ertesi gün tiyatro dedin. Daha dün Hakan Aygün Bey, daha dün Nurcuları, Atatürk'e Deccal diyenleri çıkardı ekranına. Faşizme karşı neredeyse ortak cephe kuruyor Nurcularla. İşte görüyoruz ekranda kimlere çıkardığını. Ya beni atıp yerine aldığı adam Murat Aksoy denen çocuk şu anda içeride. FETÖ'cülükten içeride. Ne diyeceksin sen? Eren Erdem orada. Millet iğreniyor bu isimlerden. Sezgin Tanrı Kulur, millet iğreniyor. Bütün milletin ne kadar iğrendiği, tiksindiği insan var orada. Fotoğraf ortada. Bir de darbe gecesi bildiriyi yayınlamışsın. Biz de bunları yazıp söylüyoruz. Ne var burada? İşte buradan erkekçe duramamışlar darbenin karşısında. Yüreklice duramamışlar. Şimdi kalkmış bize küfrediyorlar. Bize nasıl küfredeceksin? Biz bayrak olmayan yerde bayrağız be. Bu ülke, bir gün bu ülkenin 2008, 2009, 2011 yıllarında Atatürk'ün resimlerine attılar. Sokaklara attılar, bayraklara indirdiler, TC'lere indirdiler. O bayrak direklerine biz çıktık bayrak diye. Bizi diktiler. Bu halk bizi dikti bayrak diye ve biz çıktık. Siz kimsiniz be? Kalkmışsın bana laf ediyorsun. Alnımız burada, yüzümüz burada. Biz bu toprağın bayrağıyız. Konuşmamızla bayrağıyız, duruşumuzla bayrağıyız. Sen kimsin be? Baykal'ın üçüncü sınıf bir adamı. Öbürü bilmem, FETÖ'nün bilmem kaçıncı adamı. Bunlar bize gelecek, laf edecekmiş. Ben 2011-2012 yılında o televizyonda konuşurken şu cümleleri ettim. Öngörüyle ettim. Dedim siz sadece silahlı kuvvetlere ve emniyete mi operasyon çekildiğini sanıyorsunuz? Bu oturduğum koltuk, yani alt gibi de oturuyorum. Bu oturduğum koltuğa gelecek sene Cengiz Çandar ve Mehmet Altan oturacak, göreceksiniz dedim. Aynen dediğim gibi oldu. Ve ben orada o 2012 yılında içerideki şeyler, subaylar, yazarlar duysun diye içeriye yayın yaparken ve Balyoz'u konuşurken, aydınlara yapılanları konuşurken önüme gelip dedi ki bu iş bitti. Attılar içeri, kapattılar. Sen de Nihat bunları konuşma. Bana dediler bunu. Bana dediler. Niye konuşmayacakmışım? İçeri düşen insanları konuşmayacaksam niye konuşacağım? Değil mi? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir dizaynı gördük. Cumhuriyet Gazetesi'nde de gördük. Halk TV'de de gördük. Bütün yapılarda gördük. Milli, solcu, ne kadar yazar var attılar. Bir de abi çok ağır bir ifade de kullandılar. Yani para mevzusu. Ya, yem ya saat başı, ben 2 saat program yapıyordum. Saat başı 250 lira para alırım. 250 lira. Ya bu kapıdaki güvenlikçi benden çok para alır. Yani bunları yemleri, bana söyletmeyin. Millet ağlamaz. Sana diyor ki yemleri kesildi. Yemleri kesildi diye laf ediyor. Kapıdaki güvenlikçi ya da çayımızı taşıyan arkadaş benden daha iyi para alır. Şimdi bana bunları söyletmeyin, millet ağlamasın diye. Biz bu paralarla yaşıyoruz. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Ya cahil insanlar, bizim kalibremizde değil. Yani insan olmanın kalibresinde de değiller. Yani benle seninle yarıştıracak değilim estağfurullah ama normal konuşabilen insanlar değildir. Yani vefa, şükür, arkadaşlık, ideoloji, bir siyasi eğitimleri, bir bilgi birikimleri yoktur. Zayıf insanlardır ya. Bunlar karıştırıyorlar. Dilleri karışıyor, konuşmaları karışıyor. Dürüstçe darbe gecesi duramadın işte. Duramadınız. Erkekçe duramadınız. Ben orada 50 defa dedim.
Yani biz burada eğer mermiyi göğsümüzden yiyeceğiz. Biz bu topraklarda mermiyi göğsümüzden yemek için varız. Öyle sırtını döneceğiz. Yok. Sonra öyle geldiniz, hepiniz sırtınız döndünüz. Darbe gecesine döndünüz. Ondan önce de döndünüz. Sonra da döndünüz. Eğer sen yazar çizersen, gazeteciysen bir vatansever duruşun olacak. Sen hem FETÖ'cüleri ağırla. Ne kadar Avrupacı liberal yazar, Türk ordusuna 30 yıldır küfreden adamlar, milli değerlere küfreden adamı getir. Ekranına çıkar. Ondan sonra rezil ol Türkiye'ye. Ama biz Oda TV olarak ya da ulusal kanal olarak, ben Oda TV'de çalıştığım için Oda TV söylüyorum. Her gün 2 milyon insan bizi izliyor. Niye? Vatansever bir duruşumuz olduğu için. Ulusal kanalı aydınlığı. O yüzden izliyorlar insanlar. Senden de utanıyor millet. Niye utanıyor? Duramadığın için. Hiç duramadığın için. Bu ülkenin öyle bir gün yaşadı ki, yani bunları söylemek istemem. Çok yanlış, böyle tuhaf yerlere çekilebilir. Bayrağının, Atatürk posterinin indirildiği günler yaşadı. Ve 25 tane, bir elin avucu kadar yazar, bayrak indirildi ve bayrağı oldu bu ülkenin. Bayrağı oldu. Ve siz bizi o günlerde kovdunuz. FETÖ'cüleri aldınız ve bizi kovdunuz. Yani Türkiye de bunu gördü. Türkiye'ye rezil oldunuz. Değil mi? Rezil oldunuz. Olmayın. Gerçek sadece gazetecilik yapın. Gerçekleri söyleyin. Akıllı insanlar olun. Sizleri dışarıdan kulağınızı üflenenlere değil, gördüklerinizi söyleyin. Bu memleketin sevdiği çocuklar olun. Güzel insanlar olun. Olamadılar. Beceriksizler. Yetenekleri yok. Edebi başarıları, siyasi başarıları, eser başarıları olmayan zavallı insanlar. Birini torpille bir yere geliyorlar. Sonra orayı yönetemiyorlar. Bütün kurumlarda böyle şey olur. Çürür zaten. Ama başarılı insanlar, hani gözde insanlar, Acar dediğimiz hani eseriyle ortaya konmuş, konuşmasıyla. Ya burada 5 dakikadır konuşuyorum ben. Değil mi? 5 dakika. Son 5 dakikamı al. Ya da baştan 5 dakikamı al. Böyle hareketli, düzgün, peş peşe cümleler kurabilen bir insan. Orada duruyorsun. Koyduğun var mı? Hikaye anlatabilen. Yani böyle seri bir şekilde bir şey anlatabilen bir insan oldu mu? Yok. Böyle 3 dakika duruyorsun. 6 tane diyorsun. 7 tane bilmem ne diyorsun. Sonra millet seni sevmiyor, kapatıyor, başka yere açıyor. Sonra gelip hırsınızı bizden çıkarmaya çalışıyor. Bize kurşun işlemez. Bize hainlerin kurşunu çalışmaz. Bana alçak diyormuş. Milyon kere alçaktı. Bana işlemez. Türk halkı çobanına kadar bizi tanıyor. Esnafı sokağa, simitçisine kadar bizi tanıyor. Sen kimsin? Ve gelmişsin. Ayşenur Hanım orada program yapıyordu. Ayşenur Hanım da benzer lafları söyledi. Başka türlü laflar şeyi söyledi. Ona da 50 bin lira dava açmış. Bana da kalkmış 50 bin lira dava açıyorlar. İşte hukukta böyle bir şey. Yani 3 kuruşluk 5 para etmez adamlar 50 bin lira dava açabiliyorlar. 5 para etmez adamları fazla da gündemimize taşımayalım. Ama onurum şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Onurumuzu korumak için bunları da söyleyeceğiz. Şimdi izleyici okuyucu diyor ki ya çok da bunlarla uğraşmayın. Ama küfür gelmiş. Küfür gelmişse cevap vereceğiz. Onurumuzu koruyacağız. Yoksa bana ne? Benim burada yaptığım bütün konuşmalar içerisinde bu beyefendilere karşı toplasan 6 tane cümlem çıkmaz. Yani o kadar da gündemimiz değil. Neyse. Peki abi. Bitirelim abi o zaman. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok da ben güzel vurgular yaptın. Tabii halka soru işaretleri de bırakacak. Sorular da sorduk. Onlara da cevapladın. Evet Nihat Yeşeber yansın. Şuraya bir koltuk alın da. Şöyle kaykıla kaykıla ayıp oluyor. Alacağız abi. Ona da yapacağız. İnşallah burada bir koltuk alacağız. herkese Nihat Genç'le Ver Yansın'dan mutlu akşamlar dileyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere.